Arkadaşlar merhabalar 50 günde TTT Geometri kampında yani şu kitabın kampında geldik 44. güne dik prizmalara başlayacağız böyle prizmaları tanıyacağız seninle birlikte bu dersimizde daha doğrusu bugün de dik dörtgenler prizması işte üçgen dik prizma ya yani dik prizmaların hepsi hepsinden bahsedeceğiz sana ve tabii ki kafada soru işareti kalmayacak şekilde animasyonlarla destekleyeceğiz katı cisimler animasyonlarla çok çok daha hoş oldu bence bilmiyorum çünkü önceden böyle hayal et diyorduk bunu yap bunu yap olmuyordu ama şimdi ne oluyorsa sana burada aynısını gösteriyorum ve çok hoş oluyor zaten biraz sonra bunu göreceksin e o zaman hadi bakalım ne yapıyoruz ilk önce şafak sayarımız gelsin şafak sayardan şuna bakıyoruz hocam sayfa numarası 243 ve 248'i işleyeceğimiz belli şafak sayardan sonra bakalım kaç dersimiz varmış bugün sanırım 2 ders bakıyoruz evet dik prizmalar 1 ve dik prizmalar 2 işleyeceğiz o zaman sayfa numarası 243 gelsin dik prizmalara ama şöyle başlayalım. Dik prizmalar dediğimiz şey tabanları herhangi bir çokgensel bölge yani yüzeyleri de dikdörtgensel bölge olan cisimlere biz dik prizma adını veriyoruz. Tabanda herhangi bir şekil. mesela üçgen tavanı da aynı olacak yan yüzeyleri de dikdörtgen olacak. Hocam bu eğik olamaz mı? Tabanı üçgen eğiğini de şu şekilde koydum. Şunları şöyle birleştirdim. O zaman dikdörtgen olmuyor da paraya kenar oluyor. Biz dik prizmalardan bahsedeceğiz. Çünkü müfredatta dik prizmalar var. Bu bahsettiğim şeye de biz ne diyoruz? Eğik prizma adını veriyoruz. Eğik prizmalar müfredat Hatta yok. Dik prizmaları. Bizim işimiz gücümüz dik prizmalar Yani tabandaki yani üçgen seçtiysek tabanı tabana dik olacak şekilde gelmişse biz buna dik prizma adını veriyormuşuz. E tabanları düzgün çokkense eğer bu dik prizmalarda bunlara düzgün dik prizma adını vereceğiz. Yani düzgün adında başında. Mesela eşkenar üçgen düzgün. Üçgen düzgün dik prizma değil de ona eşkenar üçgen dik prizma diyeceğiz. İşte düzgün altıgen. Mesela altıgensa tabanı düzgün altıgen dik prizma şeklinde isimlendireceğiz. Yani prizmalarda tabanlarına göre isim ve şuna dikkat et bir şeklin ya da bir cismin prizma olabilmesi için tabanının ve tavanının aynı olması lazım. Taban neyse onu aşağı doğru indirdiğin zaman aynı şekilde karşılaşman lazım. Şimdi mesela şuna bakalım. Tabanı ne bunun? Tabanı da üçgen tavanı da üçgen. E o zaman biz buna ne diyoruz? Üçgen dik prizma adını veriyoruz. Hocam bunların açılımları olacak mı? Olacak tabii ki. Gel senle birlikte şimdi animasyonda bu açılımı görelim. Farklı türlü açılımlarla karşı açabiliriz Mesela biz burada ilk şu açılımı görelim. Yani zemine, zemine yani masanın üstüne şu yan yüzey olacak şekilde, yan yüzeye gelecek şekilde yani dikdörtgeni zemine koyacak şekilde bir açılım yapacak olursak buyur işte bu şekilde bir açılım oluyor. Yani dikdörtgen zeminde yan kanatları açıyoruz. Üçgenleri de tepeye koyuyoruz. Ha üçgenin biri solda, biri sağda ya da her ikisi solda ya da şekildeki gibi her ikisi ortada ya da her ikisi de üçgenlerin sağda da olabilir. Açılımına göre Makasla kesme hamlenize göre değişiyor. Ben burada kaçınımdan yaptım. Üçgenleri ortaya koydum. Bu şekilde farklı bir açılım daha var yalnız. Bu sefer zemine üçgeni oturtursak böyle. Oturtturduk zemine. Yan yüzeylerdeki dikdörtgenleri zemine doğru açabiliriz. Sonra diğer üçgen kapağı da açtığımız zaman bir açılımla da karşılaşmış oluyoruz. İşte gördüğünüz üzere iki tane açılım var mesela burada. Önemli olan zemine neyi koydun ve diğer zemine de neyi böyle açacaksın. Zemine dikdörtgeni koyduğumuz zaman gördün halini zemine üçgeni koyduğumuz zaman dikdörtgenleri yatırdık. En son üçgeni de yine zemine yatırmış olduk arkadaşım. Açının bu şekilde. Hatta gel düzgün beşgen. Düzgün beşgen değil de herhangi bir şekilde beşgen dik prizmaya bakalım burada. Ama buna bakmadan önce dur 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 dur. Açılımda şu ABC üçgeni ya. Bak ABC üçgeni. ABC üçgeni bu şekilde. Sen bu dikdörtgeni böyle açtın böyle açtın. Açtığın zaman buradaki uzunluk nereye geliyor? Buraya geliyor. Bak C buraya geldi. Şu uzunluk buraya mı gelecek? Buraya geliyor. Dikkat et. A burada. C burada. B burada oldu. Ve yapıştı sırıldığı yerlere de dikkat et. Hocam bu kenar buraya yapışıyor. O zaman burası B olur. Bu kenarda buraya yapışıyor. Burası da C olur diyeceğiz. Burası cismin yüksekliği ise eğer şurası da cismin yüksekliği kadar olmuş oluyor. Şimdi gel beşgen dik prizmayı açalım. Düzgün değil. Herhangi bir beşgense tabanı. İşte bu şekilde beşgen tabanı beşgen olan prizmaya biz beşgen dik prizma adını vereceğiz. Şimdi yine iki açılım birlikte görelim seninle birlikte. Yine yan yüzey zeminde olacak şekilde koyacak olursak diğer yan yüzeydeki dikdörtgenleri de zemine serdim böyle. Ondan sonra kapakları beşgen şeklindeki kapakları da açınca bu şekilde bir açılım geliyor karşıma. Başka da hocam zemine oturtursak beşgeni. Yani beşgeni masanın üstüne koydun. O zaman ne yapacaksın? Dikdörtgenleri tek tek açacaksın böyle. Dikdörtgenleri açıp zemine koydun. E oradaki beşgen kapağı da açtın. İşte bu şekilde bir açılım da oldu. Açılımdaki farklılığı anladın. İşte burası A iken bak dikkat et açılımda. A iken A'nın yanında E. E'nin yanında D. Bak A, E, D şeklinde oldu. Sonra burası B, C. B, C. B burayla çakışıyor. C burayla çakışıyor. Dikkat et. E burayla çakışıyor. D de burayla çakışıyor. Bunlara dikkat et. Başka açılımda dikkat etmen gereken bir şey var mı? Yok. Bunlara dikkat ettiğin zaman olay bitiyor. Ve açılımda da dikkat et. Yan yüzeyi dik, Yan yüzeyler hep bir dikdörtgen değil mi? Yan yüzeyler yan yana geldiği zaman da toplamda da şu büyük bir dikdörtgen yapıyor. Özellikle yüzey alanını hesaplarken falan çok işimize yarayacak bu. Peki taban düzgün altıgense. Pardon. Altıgen dik prizmaysan olacak. Hocam yine açılımını görelim şöyle. Açılım bakacak olursak hocam yine yan yüzeyi zemine koydum. Tak 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 açtım. Altıgen kapakları da şöyle şöyle açtım. Aynen şekildeki gibi. Ya da altıgeni zemine oturtursam ben dikdörtgenleri yere yapıştıracağım böyle. Sonra kapağı da bir tane dikdörtgenin ucuna koyacağım. Kesime bağlı herhangi bir dikdörtgenin üzerinde de olabilir. Üsttekinde de sağdakinde de soldakinde de aşağıdakindeki çaprazındakinde de olabilir oradaki altıgen. O kesime bağlı. Tamam dostum. Evet dikkat et burada A'nın yanında neler var? A A'dan sola doğru gidince F, E, D, C, B diye gidiyor. A'nın F, E diye gidiyor. Sonra A'nın bu tarafında da B, C diye gidiyor. B, C, D şeklinde gidiyor. Bunlar da birer dikdörtgen olduğunu anladın. Açınımdaki, açınımlardaki farklılığı da animasyonla güzel bir şekilde anladın mı dostum? E anladın. Yani biz dik prizmayı anladık dostlar o zaman. Hadi bakalım şimdi dik prizmanın alanından ve hacminden bahsedelim. Arkadaş dik prizmaların alanı veya hacmi çok basittir. Aşırı derecede basittir. Niye basittir? ilk önce alanlarından bahsedeceğim. Şimdi taban alanlarını ayrı bulacağız. Yana alanını ayrı bulacağız. Taban alanları ya neyse eski bilgilerden bulacaksın. Mesela tabanı üçgense üçgen dik ise eğer bu üçgenin alanından bulacaksın bunu. Tabanı dik üçgense dik üçgenin alanı. Eşkenar üçgense eşkenar üçgenin alanı. Ya da ne bileyim x kenar üçgense x kenar üçgende alanı nasıl buluyorduk? Tabana ait yükseklik çizip e, taban çarpı yükseklik bölü 2'den buluyorduk. Taban alanları bu şekilde bulunur. Taban alanları diyorum çünkü taban ve tavan var bu orada. Taban alan alanlarında iki tane eş üçgen var mesela. Ya üçgense üçgen, dörtgense dörtgen, beşgense beşgen şeklinde oluyor tabii ki bu. Beşgen alanı bulamayız da altıgense altıgen şeklinde oluyor. E, o eski bilgilerimizde o taban alanlarını bulabiliriz. Peki yanal alana gelelim. Yanal alanda bak burada bunu bilmeni tavsiye ederim. Yanal alanda neymiş? Taban çevresi çarpı yüksekliğe eşitmiş. Hocam niye taban çevresi çarpı yükseklik? Biraz sonra göstereceğim. Şimdi bir dur bir dur bir dur. Biraz sonra göstereceğim. Hacimden de bahsedeyim arkadaş hacim dediğimiz şey de aşırı derecede basit. Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı üçgense üçgenin alanı bul çarpı yükseklik. Dörtgense dörtgenin alanı bul çarp yükseklik. Dört yükseklik. Beşgense altıgense taban alanı bul. Taban alanları demiyorum. Taban alanı bir tanesinin alanı yeterli. Taban alanı çarpı yükseklik. Bitti. Bak alan ve hacimde bütün katı cisimler boyunca böyle bu tür mantıktan bahsedeceğiz. Ha ÖSYM alanı nedir diye sana söylüyor formülünü veriyor. Ama biz bunları bilelim. Bilelim. Vermeyebilir de. Özel priz prizmaları dikdörtgenler prizma olsun kare dik prizma olsun bunların alanını veriyor ama ya belki üçgen üçgen bunların alanını hacmini vermeyebilir biz yine de bilelim gerçekten çok basit alan derken taban alanları eski bilgilerden bulunuyor artı yanal alan yanal alan da çok basit yanal alan hep yanalı yüzler dikdörtgen değil mi dikdörtgenlerin alanlarını tek tek hesaplayabilirsin bir ikincisi de taban çevresi çarpı yükseklik diyeceğiz taban çevresi çarpı yüksek hacime gelelim hacim de taban alanı çarpı yükseklik taban alanı eski bilgilerle bulacaksın. Çarpı yüksek diyeceğiz. Olay bitecek. Mesela bunu bir örnekle açıklayalım. Tabanı eşkenar üçgen olan üçgen bir prizmadan prizmanın alanı ve hacmini soruluyorsa bize ne yapıyoruz? Alan derken taban alanları artı yanal alan diyeceğiz. Taban alanlarında iki tane eşkenar üçgen var. İki tane a kare kök 3 bölü 4 diyeceğiz. Taban alanları bu artı yan alan. Yanal da nedir? Hocam istersen böyle dikdörtgenlere bak. A çarpı aç burası. E hocam burası da A. Şu dikdörtgen de A çarpı aç. Bu dikdörtgen de A çarpı aç. Dikdörtgenlerin alanları ayrı ayrı hesaplayabilirsin. Ya da taban çevresi çarpı yükseklik diyoruz. Niye? Açacak olursak şu açınımı bu şekilde değil mi bir açınımı? Bir dikdörtgen bir burada, bir dikdörtgen burada bir dikdörtgen burada. Yanal alan dediğimiz toplamda şu dikdörtgen yapmadı mı? Evet. E taban çevresi niye oldu? Bu A zaten burada. Şu açık hali buraya geldi. Bunun açık hali de buraya geldi böyle. a hocam bu dikdörtgen büyük bir dikdörtgen yaptı. Dikkat et burası toplamda 3 A oldu. Yani taban çevresi oldu. O yüzden yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik yani yaral alan dediğimiz şey aslında tam olarak burası. Şu uzunluklar nedir? Hocam bu uzunlukta taban çevresi. E burası da yükseklik. O dikdörtgen alanda da taban çevresi. Yani 3A çarpı H şeklinde bulunur. Yani 3A çarpı H yanal alan. Bu da A 3 bölü 4'ü 2 ile çarptığımız zaman bu geldi. Bunu böyle formülüze edilmiş gibi düşünmeyin. Dediğim mantıkla siz de sonuca ulaşın. Yani ben ne yapıyorsam siz de o şekilde yapın dostlar. Anlaşıldı mı? Evet olay bu. Peki hacme gelecek olursak hacim neydi? Hocam hacim de taban alanı çarpı yükseklikte. Taban alanı ne? A 3 bölü 4. A 3 bölü 4'ü yazdım. Bir de çarpı yükseklik dedin. Hacim de bu şekilde. Gerçekten çok basit. Aşırı derecede basit. Rahat bir şekilde yapabilirsin. Sana güveniyorum. Hacim belli. Alan da belli. Şimdi sorularla daha iyi bir şekilde yapacağız. Yani e, tamam ÖSYM bu formülleri veriyor olabilir ama sen bunları bil kardeşim. Bil, bil. Çünkü sözel sorular karşımıza gelebilir. Biraz sonra bunlarla karşılaşacağız zaten. Haydi bakalım öğrenme alanıyla bu işi öğrenelim. Burada şu tabanı beşgen olan ve tabanı düzgün beşgen aslında. Şuraya bir düzgün beşgen eklenebilir. Kalemimiz hemen inceltiyoruz. Şöyle 4 milimetre yapıyoruz. Arkadaş bu veya düzgün beşgen ekleyelim. Ama bu öğrenme sorusu sorusu ya. Öğrenme alanı sorusu ya. O yüzden ben sana öğretiyorum burada. Öyle düşün. Düzgün beşgen şeklinde verilmiş bu. Ya da şu eşitleri şöyle gösterebilirdim. Şöyle 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 şöyle. E o zaman düzgün beşgen şeklinde verilen bu şeklin bu cismin bu katı cismin yanal alanı nedir? Taban alanını bulamayız tabii ki. Düzgün beşgenin alanını bulmayı bilmiyoruz. Yanal alan demişim. Yanal alan neydi? Hocam yanal alan taban çevresi çarpı yükseklikte. Hemen taban çevresi çarpı yükseklik diyeceğiz arkadaşlar. Hadi diyelim bakalım. Şu çizgi de niye geliyorsa ona sinir oluyorum valla. Eee hocam düzgün beşgenin yanal alanı neydi? Taban çevresi. Ya ayrı ayrı hocam. Şu dikdörtgenin alanı bu dikdörtgenin alanı deyip ayrı ayrı bulabilirsin yanal alanı. Hocam düzgün beşgen ya 3 çarpı 5 burası. E burası da 3 çarpı 5. 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 3 çarpı 5'ten 5 tane var deyip o şekilde de hesaplayabiliriz. Ya da yan alanı bir kardeşim taban çevresi açtığın zaman şöyle bir dikdörtgen yapacak mı? 5 tane dikdörtgenin yan yana gelmesiyle. Evet taban çevresi kaç yapıyor? Hop 5 kere 3 15. Taban çevresi 15 çarpı yükseklikte 5. Cevap böylelikle kaç çıkar? 75 çıkar dostlar. Evet cevabı 75 bulduk burada. Geldik bir sonraki soruya. Bu sefer bu şekilde verilen bu cismin üçgen verilmiş. Üçgen, üçgen, dik, prizma çek. Şey, verilmiş. Üçgen dik prizma şeklinde verildiysin. Taban ve tavan aynı şekil değil mi burada? Aynı şekil. E hocam 8 ise yukarısı da 8 ya da yukarısı 6 ise aşağısı da 6'dır. Yüksekte her yerde zaten nedir? Yüksekte her yerde 10'dur. E burada ne yapacağız? Tüm alan soruluyor. Bir de hacim soruluyor. Tüm alanı yukarıda yazalım. Alan dediğimiz şey neydi? Taban alanları. Hocam 2 tane dik üçgen var burada. 6 çarpı 8 bölü 2 den 2 tane var. Artı yanal alan. Yanal alan dikdörtgenlerin alanlarını tek tek bulabilirsin. Hocam 6'ya 10'luk dikdörtgen 8 e 10'luk dikdörtgen. Bir de 6, 8, ya, 10 üçgeni ya. ona 10'luk bir dikdörtgen ya da kare deyip ayrı ayrı dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayabiliriz. Ama böyle yapmaya gerek var mı? Yok. Bu nedir? 6, 8, 10 üçgeninden burası 10 yaptı. Taban çevresi kaç yaptı? 24 mi yaptı? Evet. Taban çevresi 24. Yüksekliğimiz de 10. Taban çevresi çarpı. Yükseklik bana yanal alanı verir. Taban alanları artı yanal alan bana tüm alanı verecektir. O zaman tüm alan neye eşit oldu dostum? Buradan 48 burada artı 240 da burada 288 yaptı. Alanı 288 bulduk. Şimdi bir de hacim isteniyor. Hacimde neydi dostlar? Hacimde taban alanı. Taban alanı ne? Hocam dik üçgen. Dik üçgenin alanı 6 çarpı 8 bölü 2. Taban alanı çarpı yükseklik. eş. kaç yaptı o zaman? 48 bölü 2 24 240 yaptı? Evet. Bu kadar basit kardeşim. Taban alanını bul. Çarpı yükseklikte sen hacime bu şekilde ulaşırsın. Öğrenme alanında bu işi öğrendik mi dostlar? Öğrendik sanki. E öğrendiysek haydi bakalım gelsin sorular. Sözler bir soruyla başlıyoruz. Bütün ayrıtlarının uzunlukları birbirine eşit olan düzgün altıgen dik prizmanın hacmi. Ya şimdi soruyu anlayamayabiliriz. Anlayamayabiliriz ama biz ne yapalım? Basit bir şekilde şekli çizelim kardeşim. Şekli çiz. Altıgen bir prizmadan bahsediyor bize. Hemen altıgen prizmayı çizdik kardeşim şöyle. Şöyle ben tabanı ve tavanı aynı olacak. Yani şekil çizmeyi de bilin. Şekil çizmeyi de bilin. Taban ve tavan aynı olacak şekilde hemen bir prizma çizin. Tabana altıgen çizdin. Tavana da altıgen çiz. Düzgün altıgen. He Hemen çizdim kardeşim. Hop sonra bunların uçlarını birleştiriyorum böyle. Bu şekil çizmesi de önemli çünkü bazı sorularda gerçekten şekil aşırı derecede önemli bir yere sahip. O yüzden bunu da çizmek lazım arkadaşım. E hocam arkadan şurası da şöyle olacak. Arkasındaki çizgiler belli olmaz ama biz yine de gösterelim şöyle. Ya da bunları böyle şey olarak gösterebilirsiniz. E, ne olarak gösterebilirsiniz böyle çift çizgi çift çizgi çift çizgi yani çizgi çizgi şeklinde de böyle çizebilirsiniz tamam? Bu şekilde çizdik arkadaşlar. Bunlar gözük. Alt tane yüzey var. Şimdi soruda şekli çizdik. Bütün ayrıtların uzunlukları bir birbirine eşit olan bütün ayrıtların uzunlukları. Hocam bu 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 düzgün altıgenden dolayı zaten birbirine eşit. Bütün ayrıtlar eşit diyor ya yüksekliği de eşit olacak. Şeklin biraz dengesiz oldu ama olsun. Şurası ve şurası birbirine hep eşit mi dostlar? Eşit. Yani bunlar hepsi birbirine eşit olacak dostlar. Tamam. Dik prizmanın hacmi verilmiş. Evet, dik prizmanın hacmini bulacağım. Hacim neydi ilk etapta? Taban alanı çarpı yükseklik. Taban alanı. Altıgenin alanı neydi? 6 tane eşkenar üçgenden oluşuyordu. Altı tane a kare kök 3 bölü 4 taban alanı bu. Sonra çarpı yükseklik. Diyeceğiz. Yükseklik de a değil mi yine? Evet. İşte bu 96 köküçe eşitmiş dostlar. Şunlar şunlar sadeleşti. Hocam buradan e, bunu 6'ya bölsen, 6'ya bölsen, 16 yapar, 16 ile da e, 16 ile da 4'ün çarpı işler dışlar yapınca 64 yapıyor. Akıp 64 a'yı da buradan kaç bulduk o zaman? 4 bulduk. E bizden ne isteniyor? Bu prizmanın yüzey alanı isteniliyor. Yüzey alanı. Alan dediğimiz şey taban alanları artı alanları yazıyorum. Bak artı yanal alan diyeceğim. Taban alanları nedir dostum? 6 yeni alanından kaç tane var hocam? 2 tane var. O zaman diyorum ki 2 çarpı altıgenin alanı 6 Altı tane eşkenar üçgenin alanıydı. A kare kök 3 bölü 4'tü. Taban alanlarını yazdım. Artı yanal alan. Yanal alan da taban çevresi çarpı yükseklik değil miydi? Evet. Şurayı bir 4 bulmuştuk biz A'yı. Taban çevresi 6 kere 4 24. Taban çevresi çarpı yükseklik. Yükseklik de zaten kaç? 4. Burada burada gitti. Bu da 48 kök 3 artı 96 mı yapıyor? Aynen öyle. Evet. Cevabımız böylelikle 48 kök 3 artı 96 yapıyor. Bak dikkat et burada bir de yüzey alanı diyor. Yüzey alanı demek tüm alan demek anlamına geliyor. Yanal alan deseydi sadece yan yüzeyin alanı hesaplayacaktık. Yanal alan ne oluyordu? Taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde bulunuyordu dostlar. Evet cevap 48 köküç artı 96 oldu. Geldik bir sonraki soruya. Oo bir uzunluk var burada. BP'yi vermiş bize. BP'yi kaç vermiş? 10 köküç vermiş. Demek ki ben bunu kullanacağım. Havada bir çizgi uzunluğu var. Daha önceki dersimizde bir önceki gün de, temel diklik teoremini dik anlamıştık büyük ihtimalle. Şimdi burası 6 burası 6 falan filan verilmiş. Havada şimdi bizden ne isteniyor? Yüzey alan isteniyor. Yüzey alanını bulmam için benim neyi bulmam lazım? Yüksekliği bulmam lazım. Şuradaki çizgiyi de kullanmam lazım. O çizgiyi ben nasıl kullanacağım burada? Ya hocam havada bir çizgi olduğu zaman şu uç noktalardan buna ait yüzeyden bir tane çizgi çiziyorduk. Genelde o çizdiğiniz çizgi ne oluyordu? Zeminden oluyordu. Hani e hocam buradaki uç nokta zaten zeminde. Buradaki de şu zemine şöyle sen kendini düşün burada. Zemine diksin ya. Altından geçen doğrular dik olmaz mısın böyle doğrular çizsen? Çizeceksin evet ama en mantıklı doğru hangisi oluyor? Şu olmuyor mu? Evet bu oluyor dostum çünkü üçgen oluştur diye söylüyoruz hep. E o zaman burası ne oldu? 90 derece oldu ve burada bir dik üçgen yapacağız. Evet dostum şurada bir dik üçgen yapacağız şimdi. Hadi bakalım yapalım. Ama dik üçgen için ne lazım? Aşı bulmam lazım benim aşı bulmam için de neresi lazım gerekecek? Burası. E bu düzgün altıgendi. Düzgün altıgen olduğu için burası 120 bunlar da 30-30 değil mi? Yani soru işaret dediğim yer 6 köküç mü oldu? Evet. E o zaman burası 6 kök burası da 8 kök 6 pardon 10 kök ise 6 kök 10 kök varsa 6 8 10 üçgeninden burası da 8'in kök katı yapmaz mı? Yapar. Şimdi yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Bunun yüzey alanını bulacağız. Arkadaş yüzey alanı neydi? Alan dediğimiz şey taban alanları artı yanal alan şeklindeydi. Şu yanal alanı şöyle söyleyelim. Ya A diye gösterim. Taban alanlarında iki tane altıgen var. 2 tane altıgenin bir kenarı da 6 ya. A kare kökü bölü 4. Ama a kare kare 3 bölü 4 bir eşkenar üçgen alanıydı. 6 tane a kare 3 bölü 4 değil miydi burası? Evet. Yani 2 tane 6 tane a kare 3 bölü 4 bana taban alanlarını verdi. Artı yanal alan. Yanal alan ne yapacak arkadaşım? İstersen bu dikdörtgenlerin alanlarını tek tek hesaplayabilirsin. Yan yüzeyde tabanı 6 olduğu için 6 tane dikdörtgen var dersin. 6 tane 6 çarpı 8 kök diyebilirsin. Ya da taban çevresi 6, 6 6 6 6 36 yapıyor. Direkt taban çevresi çarpı yükseklik şeklinde de söyleyebilirsin. E o zaman burada hocam ne geldi burada? 6 kere 2 12 4 ile sadeleşince 3 36 çarpı 3 108 burası 108 kök 3 yapar. Artı 6 kere 8 48 3 kere 8 24 burası da 288 kök 3 yaptı. Şu ikisini topladığımız zaman 16 96 mı yapıyor? Evet 396 kök 3 yapar cevap dostlar. Evet örnek 2 de böylelikle 396 kök 3 bulduk. Zor bir soru mu? Değil. Neyi kullandırdık burada sana? Tabii ki eski bilgiyi bir önceki bilgiyi temel diklik teoremini kullandırdık. Bak şunu artık iyi bir şekilde anladığımız için bu uzunluk verilip bak yüksekliği buldurdular diye de söylemiştik. Geldik bir sonraki soruya. Evet bu sefer ikiz kenar yamuk dik prizmadan bahsediyor bize. Yani tabanları ve tavanı tabanı ve tavanı ikiz kenar yamuk yani 5 5 2 burası da 5 5 2 Tabanda kaç 8 taban ve tavan neydi birbirinin tıpkısının aynısıydı. Tamam dik prizmanın hacmi nedir? Arkadaş hacmi bulmak istiyorsak ne neyi bulmalıyız biz? Yüksekliği bulmalıyız. Yüksekliği bulmaya yönelik hamle yapacağız. Şimdi ikizkenar kenar yamukta var ya elimizde. x kenar yamukla ilgili bir düşüncelerimizi burada bir gösterelim biz. x kenar yamukta x kenar yamuk bilgisini kullanalım. Kazanımını kullanalım. Burası 2, burası 5, burası 5, burası da 8. Ki burada bir hamle yapmalıyız ki bizden ne isteniyor? Bu dik prizmanın hacmi isteniyor. Ki hacmi bulurken ne yapmamız gerekiyor? Taban alanı çarpı yükseklik. Zaten taban alanı hesaplamamız gerekecek. E taban alanını hesaplarken ne yapacağız arkadaş? Bu tabana ait yüksekliği lazım. x kenar kenar üç, x kenar yamukta pardon ne yapıyorduk? Bizim için önemli olan ya köşegenleri çizmekti ya da dikmeler. Şu dikmeleri çizecek olursam ben eğer bu dikmeleri çizdiğimde ne ile karşılaşıyorum? 2 burası. Şunlar da birbirine eşit oluyordu. E tamamı 8. 2 çıkınca 6. Bunlar da 3 3 kaldı. 3 4 5 üçgeninden burası da 4 bu çıktı? Evet. Yüksekliği 4 bulduk. Alanı buluruz. Peki şimdi şuraya yoğunlaşalım. Hocam bir de bize Ali Kara uzunluğunu 21 olarak vermiş. Bu 21'de kullanacağım. Hmm. Havada bir çizgi verilmiş. Havada bir çizgi verince ne yapıyorduk? Arkadaş bu çizgiye ait üçgen oluştur. Üçgeni oluştururken nereden? Yüzeyden çizecek. Arkadaş büyük ihtimalle şu zeminden çizip şu üçgeni oluşturursun. Ama belki iki şu da gelebilir. Bak hocam şuradan oluştursam burası buraya dik olur mu? Olmaz. Çünkü bu yüzey burada dikkat bu yüzeyde eğik. Bu ikiz kenar yamuk şeklinde ya eğik gidiyor böyle. Yüzeyler birbirine dik. Yüzeyler birbirine dik olursa temel diklik teoremini kullanırım. O yüzden ben bu yüzeyden çizmeyeyim. Bu yüzeyle bu yüzey çünkü birbirine dik değil. O yüzden biz her zamanki bildiğimiz tekniği yani zeminden çiziyoruz ya zemin çizmek daha kolay geliyor ya. Zeminden çizelim kardeşim. E ne yapacağız? Yine şurayı şöyle bir adam gibi düşün. Sen gibi düşün. Sen zemine diksen altından geçen her bir doğruya dik olacaksın. O doğru da üçgen oluşturacak doğru olacak. Yani şu şekilde bir doğru süper olur. O zaman burası 90 derece oldu ve burası da haş oldu. Ve artık şurada Pisagor bağıntısı yapacağız arkadaş. Bu Pisagor bağıntısını bulmak için ilk önce nereye ulaşmam lazım? Hocam soru işareti. Ee, yine eski bilgileri kullanacağız. Bu soru işaretini bulmaya yönelik bir işlem yapacağım ben burada. Bunu nasıl bulabilirim hocam? 90 dereceye karşılık getireyim. E ben biraz önce zaten yapmıştım bunu. Bu dik çizince x mı yüksekliğini 4 buldum. Şuraya kadarki uzunluğunu 3 buldum. O zaman buraya 5 kaldı. Soru işaretinin karesi neye eşit oldu o zaman? Şurada bir pisagor bağıntısından dolayı 4'ün karesi artı 5'in karesi. Yani 16 artı 25'ten 41'e eşit oldu. Yani soru işareti buradan neye eşit oluyor? Kök 41'e eşit oluyor. Güzel. E şimdi ne yapacağız? Hocam bu pisagor bağıntısı yapacağız. 21'in karesi eşittir. Nedir o zaman oradaki pembe pisagorda? Hocam 21'in karesi kök 41'in karesi yazayım hatta böyle. Bunun karesi artı h'ın karesine eşittir. 21'in karesi kaç yapıyor? Hocam 21 ve 42 yani 400 hemen çarp hemen çarpayım. 21 21 21 burası 42 burası 441 yapıyor değil mi? Evet 441 eksi 41 eşittir h kare yaptı. O zaman 40 400 burası h kare yaptı. H'ı da buradan kaç bulduk o zaman? 20 olarak bulduk. O süper h 20 çıktıysa bu prizmanın hacmini artık bulabilirim. Çünkü taban alanı hacim dediğim şey taban alanı çarpı yükseklikte. Taban alanı dediğim yamuğun alanıydı. Yamuk da alt taban artı üst taban. 10 çarpı yükseklik 4 bölü 2. Bu taban alanı çarpı yükseklik. Bak taban alanını buldum. Çarpı yükseklik dersem yani şunun yüksekliği kaç çıkmıştı burası? 20 çıkmıştı. Çarpı yükseklik dersem hacme ulaşırım. O zaman şunlar şunlar da sadece 10 yapar. 400 mi yapıyor buradan da? Evet hacme yani örnek 3'te cevaba 400 olarak ulaştık. Zor bir soru mu? Değil. Yine temel dikliği kullandık mı soruda? Kullandık. O sorulardan biriydi. Evet geldik örnek 4'e. Şimdi şekilde bir dik üçgen prizmanın açılımıyla birlikte bazı ayrı uzunlukları gösterilmiştir. Bu dik prizmanın hacmi 270 santimetrik olduğuna göre kapalı haldeki yüzey alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor bize. Arkadaş ne yapacağız? İlk önce bu neydi acaba diye düşüneceğiz. Şöyle düşünebilirsin. Hocam bir prizmaysa eğer yan yüzeyler hep bir dikdörtgen değil miydi? Evet. yan yüzeylere bakacak olursak dikdörtgen 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 o zaman üç tane dikdörtgen var bunlar da taban yapıyor üçgen dik üçgen bir prizma olduğunu bu şekilde de anlayabiliriz değil mi burada da vermiş aslında dik üçgen dik prizmanın açılımı demeyebilirdi bir prizmanın açılımı deseydi bile üçgen olduğunu anlayabilirdin bunlar dikdörtgenler yan yüzeyler bunlar da o zaman tabanlar yapıyor dik üçgen prizma olacak peki hocam ya bu olunca nasıl olacak hemen hemen gözümüze canlandıralım animasyonu getirelim şöyle ilk önce şu yan kapakları şöyle bir açalım yukarı doğru sonra şunları da kat kat kapatınca bak ne çıktı karşımıza? Üçgen prizma çıktı. Bu üçgen prizmanın şurası nesi oluyor? Yüksekliği oluyor. Hatta dik üçgen prizmayı da biz de sadece anlayabilmek için basit bir şekilde şöyle şeklinde çizelim. Hocam çizdik şöyle şeklini. Şeklini çizince dik üçgen prizmanın bir kenarı kaç? 12. Bir kenarı 12. Sonra bu bak dikkat et. Bak dikkat et. Hipotenüsle bu ortası çakışıyor değil mi? Hipotenüsle ortası çakışıyor. Dik kenarlardan biri o zaman ne olacak? Zaten dik kenarlardan birinin 12 olduğu belli. Hocam burası 12. Başka bu dik prizmanın hacmi verilmiş bize. E şurası da zaten 9 olarak verilmişti. Yüksekte 9. Şuraya da x diyecek olursam o zaman burası da x diyecek olursam. Hocam taban alanı 12 ve x. Şimdi hacimden bahsetmiş ya. Taban alanı 12 çarpı x bölü 2 çarpı yükseklik bize neyi verecek? Hacmi verecek. Yani 270 verecek. E hocam şunlar şunlar sadeleşse 6 9 ile 270 sadeleşince 30 6 x 30 ise x'i de buradan 5 olarak buluruz. O zaman x 5 çıktı. Hocam x 5 çıktıysa 5 12 13 üçgeninden bu uzunluk 13 oldu. Yani burası 13 oldu. Hipotenüsü 13 bulduk. Kapalı halindeki yüzey alanı nedir diye soruluyor bize. Yani bu üçgen dik prizmanın yüzey alanı soruluyor. E her bir bilgiyi bulduk kardeşim. Her bir bilgiyi bulduysak o zaman yüzey alanını da hesaplayalım. Alan neydi? Taban alanları artı taban alanları artı yanal alan şeklinde oluyordu. Taban alanları ne? Hocam şuradaki dik üçgenin alanından 2 tane var. Yani 5 çarpı 12 bölü 2'den 2 tane var. Artı yanal alan neydi? Yanal alanında ayrı ayrı dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayabilirdik. Bu dikdörtgenin alanı, bu dikdörtgenin alanı ve bu dikdörtgenin alanı diyebilirdik ama ya şunu da bilirim. Taban çevresi çarpı yükseklik. Yanal alan. Taban çevresi ne? Hocam tabandaki kenarlarımız burası 5 çıktı. Burası 12, burası 13. Topladığımız zaman 30 yaptı. Taban çevresi 30. Yüksekliğimiz de 9. 30 çarpı 9 da bana yanal alanı verir. O zaman buradan ne geldi? Şu ikiler sadece işte. 60 burası. 270 de burası. Topladığımız zaman da sanırım 330 ya Hıyor. Evet, böylelikle örnek 4'ü 330 olarak bulduk. Geldik örnek 5'e. Evet, şu şekilde eşkenar üçgen dik prizmanın düzlemdeki açınımı verilmiş. İşte açınım bu şekilde verilmiş. E nasıl açılmış bu? Göstereyim bakayım şimdi sana animasyonla. Arkadaş, şunu şöyle dikdörtgenleri yukarı doğru kaldırıp şu şekilde üçgende de kapattığımız zaman üçgen prizma oluştu. Ya da üçgen prizmada nasıl oluyor burada? Hocam, taban bu şekilde zemindeyse dik dörtgenleri böyle yatırıyorduk. Üçgende diğer tarafa koyuyorduk. İşte açılımı bu şekilde. Güzel. Nasıl prizma olduğunda gördük. Hangi prizmadan açıldığını da gördük. Hadi bakalım soruya başlayalım. Devam edelim. Eşkenar üçgen dik prizma. Eşkenar üçgen dik prizma diyorsa eğer hocam şu üçgenlerimiz eşkenar üçgen. Bunu unutmayalım. Bir. Sonra açılımdaki mavi noktalar arasındaki uzaklık. Yani şu noktayla şu nokta arasındaki uzaktan bahsetmiş bize. Hemen bu noktalar arasındaki uzaklığı göstereyim. Şöyle gösterdim. Hocam burası bana ne verilmiş? Kırmızı noktalar arasındaki uzaklığın kök katına eşitmiş. Kırmızı noktalar arasındaki da hop şurası. Of bunu ben nasıl kullanacağım be ya? Nasıl kullanacağım ben bunu? Allah Allah. Arkadaş bir kere şuradan çizilen yükseklik. Bak buradan çizilen. Şunları birleştirdiğim zaman kesinlikle bu ne oluyor? Ya şöyle düşün. Ben buradan bir yükseklik çizsem arkadaş. Yükseklik çizsem. Tabanı iki eş parçaya böldüm böldü. Buradan da bir yükseklik çizsem burayı da iki eş parçaya böldüm böldü. O zaman ben bunu da birleştirsem bunların hepsi doğrusal olmak zorunda değil mi? Evet. Çünkü 90 burası 90 burası. Bunlar da birbirine eşit ya. Dikdörtgen oluştu. O yüzden 90 burası 90 burası. Burası da 90. Doğru oldu. Yani bu çizdiğim iki nokta arasındaki uzaklığı hesaplarken buradan çizdiğim zaman burası 90 derece böldüğünde olur. Ancak ve ancak ve tabanında iki eş parçaya böldüğü anda olur. Güzel. Şimdi ben burada ne diyeceğim? Burada şu bilgiyi kullanacağım. Eşkenar üçgenin bir kenarı 4 köküç birim olarak verilmiş bana. Tamam. 4 köküç. O zaman burası 2 köküç. Hocam burada bir 30 60 90 üçgen çıktı. O zaman 2 köküçün köküç katı burası 6 mı yaptı? Evet. Tekrar söylüyorum. 4 köküç ya. 2 köküç köküç oldu. 2 köküçün köküç katı da 6 yaptı burası. Aynı şekilde Burası da 4 köküse bu yükseklik 6 yaptı mı yaptı. Ben buraya bir A dersem. Burası da A değil mi? Ekstradan burada bir dikdörtgen oluştu. Evet. E bu yükseklik burada A. Bu da, burada da E sonra bu 90 derece. Bu 90 derece. Aynı düzleme açmışım ben bunu. Bu düzlemsel oldu şimdi buradaki şekil. Hocam burada kaçı 60 derece ya. E o zaman buraya kaç derece kaldı? 120 derece kaldı. 30-30 120 üçgen çıktı. A A ise burası A köküş oldu. Şimdi bana şu bilgiyi kullanacağım. Kırmızı noktalar arasındaki uzaklığın köküç katına eşit. Kırmızı noktalar arasındaki uzaklığın köküç katı yani A kö köküç katı. Neye eşitmiş arkadaşım? Şuradaki uzunluğa eşitmiş. Yani a artı 6 artı 6. Yani a artı 12 eşit oldu. Hocam buradan 3 a eşittir a artı 12'den dolayı. 2 a eşittir 12'den dolayı. A'yı buradan 6 mı buluruz? Evet. A 6 çıktı. Buna göre açınımı şekildeki gibi olan prizmanın hacmi. Hocam a'yı da 6 bulduysak. Yani şöyle bir üçgen prizma var elimizde. Üçgen dik prizma var daha doğrusu. Bir kenara 6 olan bir eşkenar üçgen. Yüksekliği de kaç oldu bunun? A. A dediğimizde kaçtı? 6'ydı. Pardon bir kenar 6 değil bir kenar 6 değil lütfen dur 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 bir kenar 4 kök 3 eşkenar üçgende 4 kök 4 kök 4 kök 3 şu a da dikdörtgeni kaldırdığımız yüksekliği yapıyor yüksekliği de 6 olan bir üçgen prizma oldu bu işte bunun hacmi taban alanı 4 kök 3 a kare kök 3 bölü 4 taban alanı eşkenar üçgen a kare 3 bölü 4 4 kök karesi köküç bölü 4 taban alanı çarpı yükseklik bana hacmi verecektir e hocam burası kaç yaptı 16 çarpı 3 çarpı kök 3 bölü 4 çarpı 6 eş oldu. 4 3'ün karesi. 4'ün karesi 16. Köküçün karesi 3. Bir de köküç var. Sonra aşağıda da 4'ü yazdım. Şimdi burada sadeleştirmeleri yapalım. Şu 4 yaptı. O zaman bu kaç yaptı? 4 kere 3. 12. 6 ile çarptım. 72. Ee, burada da köküç var. Cevap böylelikle ne yaptı? 72 3 yaptı. Evet. Cevabımız 5. soruda 72 3 olur dostlar. Evet. Geldik bir sonraki soruya. Bir sonraki soruda da ne var? Su var. İçinde bir su var. Ha, sulu sorulara geldik. Bir kere sulu sorularda şuna dikkat etmeni tavsiye ediyorum. Baştan söyleyeyim sana. Ya bir prizmanın içinde su varsa ben o prizmayı çevirdiğim zaman evirip çevirip başka türlü koyduğum zaman içindeki su miktarı aynı kalıyor mu? Kalıyor. O zaman hacimlerinin birbirine eşit olması ve suların birbirine eşit olmasına dikkat et. Tamam Bu dediğim unut. Şimdi soruyu okuyalım. Şekil 1'de yüksekliği 12 birim olan üçgen dik prizmanın içinde bir miktar su vardır. Güzel. Prizma şekil 2'deki gibi yan yüzey üzerine oturtulduğunda hangi yüzey üzerine oturulmuş? Şurası. B, B C, üstü yüzeyine oturulmuş. Yani buradaki yüzey üzerine oturulmuş. Yani ben bu priz bu şekilde yatıracağım mı kardeşim yatıracağım Hadi gel senle birlikte yatıralım su yüksekliği bak buraya kadar gelmiş böyle x yüksekliğinde su varmış sonra ben bu prizmayı şu kenar üzerinde aşağı doğru şöyle yatırdığım zaman dikdörtgen yüzey zeminde oldu hatta şekliki oluştu mu oradaki gibi oluştu ve su seviyesi de bak şöyle eşit seviyeye gelmiş hmm, bunu kullanacağız Peki bunu kullanacağız İçindeki su seviyesini kullanacağız birinde bir tanesinde içindeki su seviyesi bu şekilde bir tanesinde içindeki su seviyesi tam böyle iki eş parçaya bölmüş yani yükseklik düşünecek olursam şu iki eş parçaya bölünüyor peki hocam şuna bakacak olursak bu nasıl bir prizma İlk önce onu sorayım ben sana hocam tabanı dikdörtgen olan prizma mı değil taban ve tavan aynı değil hocam taban dikdörtgen tavan da dikdörtgen farklı dikdörtgen ama dikkat buradaki dikdörtgen burası daha küçük bir dikdörtgen dikdörtgen prizması değil ama şuna dikkat et taban ve tavan bu şekilde yamuk değil mi Evet yamuk. Yani şu dikey olarak düşündük Hep bunu zemine böyle koyuyorduk ya. Bu sefer yan yüzey üzerine konulmuş böyle. Öyle düşün. Yani yamuk prizma oluştu. Yamuk dik prizma oluştu bu sefer burada karşımızda. Yamuk dik prizmada tabanlarımız burası. Yüksekliği de burası mı oldu? Evet. Şimdi burada hacmi hesaplarken ona bakacağım. Dikkat et. Her ikisinde de V suya göre hesaplama yapacağım. Peki hocam buradaki taban alanı derken şu alanı hesaplayacağım. E buradaki alana ben geçiş yapacaksam eğer üçgen bilgisini düşüneceğim. Şunlar birbirine eşit verilince üçgen bilgisinde ne vardı? Hocam burası A iken burası 3A yok muydu? Çünkü 1/2'nin bölü karesi 1/4. bölü 4. E o zaman burası A iken burası 3A'dır. Ben taban alanını verilen bilgilerden bulamıyorum. Taban çarpı yükseklik bölü 2'den bulamıyorum ya. O zaman alan dağıtımından gideyim. E eşitlik var ya. Alan dağıtımını, benzerlik alan dağıtımı kullanacağım belli. 1/2'nin bölü karesi dedim burada 1/4. bölü 4. Yani burası A iken tamamı 4A, burası 3A olacak. Ya da hocam zaten S 3S şeklinde gidiyordu böyle. Hatta hatırla şöyle eşit 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 olduğunda bunlar S 3S 5 tek sayılar şeklinde gidiyordu böyle değil mi? Burada da A'ya 3A dedim. E o zaman ben bunun hacmini hesaplarken taban alanı 3A yüksekte burası diyeceğim. A yükseklik bu sefer kaç? 12 oldu. Çünkü bu yatınca buraya denk gelmedi mi? Geldi. Evet o zaman V suyu yazacağım ben burada. V su. İlkinde de yazayım. İlkinde de şu üçgen değil mi? Evet. E bu üçgenin alanı burada. Burası olmadı mı? Oldu. A. Burada da taban alanı 4A mı oldu? Aynen öyle. Her ikisinde de V su aynı. Bak mükemmel bir soru. Taban alanı derken buradaki taban taban alanı 4A yüksekliğimde x ve su taban alanı 4A çarpı x dedim eşittir. Buradaki taban alanına bakacağım şimdi. Hocam buradaki taban alanı da 3A o zaman 3A çarpı yüksekliğimde kaç? 12 diyeceğim. Her ikisi de ve suya eşit. Her ikisindeki hacimleri birbirine eşitledim. E o zaman burada A'lar nanay. Buradan ne geldi o zaman? 4x eşittir 36 geldi. X de böylelikle 9 çıktı. Ve cevaba 9 olarak ulaşırız. Çok güzel bir soru. Mükemmel bir soru. Gayet hoş bir soru. Yani burada şeyden gideceğimiz belliydi zaten. Yükseklik soruluyor. Ee, i̇çindeki su şekil 1'de de verilmiş. Şekil 2'de de verilmiş. Her zaman söylüyorum. Eş yapılar verildiğinde o eş yapıların eşitliğini kullanacaksın. Buradaki eş yapı verilmiş? Sular. suları hacimleri her iki şekilde de aynı. O yüzden her iki şekilde de eş yapı. Yani eş hacimlere gittik bu sefer. Mükemmel bir soruydu. Lütfen buna bir yıldız at. Ben de şöyle bir yıldız attım. Sen de at kardeşim. Evet. Her her şekilde animasyonlu animasyonlu gördük vallahi. Geldik şuraya. Şekil 1'deki dik üçgen, dik prizma 4 eş parçaya bölünüp şekil 2'deki gibi yerleştirildiğinde eşkenar dörtgen dik prizma elde ediliyor. Şimdi elimde üçgen bir prizma var. Üçgen prizmayı ne yapacağız? Böyle 4 eş parçaya böleceğim. Bölelim bakalım 4 eş parçaya. Animasyonda sen de gör şimdi. Bölüyoruz kardeşim. Şuradan kestim, buradan kestim, buradan kestim. O parçaları da gelip şöyle koydum. Ve karşıma ne çıktı? Bak şu şekil çıktı. Şekil 2 çıktı. Yani eşkenar dörtgen dik prizma çıktı. Zaten burada hocam şu 90'ları böyle yan yana getirirsem. Şu 90'ları yan yana getirirsem hiç boşluk olmaz. 6, 8, 13 üçgeni. O zaman burası 6. Burası 8. 6 ise burası 8. O zaman burası da 6 olacak. Yani 6, 8, 10. 6, 8, 10. 6, 8, 10. 6, 8, 10. Gerçekten de eşkenar dörtgen dik prizma çıktı mı? Çıktı. Hocam buraya haş dersen, burası da haş. Burası da haş. Burası da haş. Yani şurası da haş mı? Haş. E gerçekten de öyle. Hocam tabanı eşkenar dörtgen. Tavanı da eşkenar dörtgen şu şekilde. Yüksekliğimizde kaç? H olan bir şey çıktı. Bu işlem sonrasında cismin alanı 32 birim kare arttığına göre. Hmm. o zaman alanı hesaplayacağız kardeşim. Hesaplayalım mı? Hesaplayalım. Ya burada kaybolan yüzeylerden, ekstra oluşan yüzeylerden falan bahsedebilirsin aslında ama direkt yüzey alanlarından gidelim istersen. Bu işlem sonrasında cismin alanı 32 birim kare artıyor. Yani sen şekil 1'in alanına 32 eklersen şekil 2'nin alanına mı eşit olacak? Evet. Çünkü 32 birim kare artıyor şekil 2. İlk şeklin alanı nedir? Hocam taban alanları 6 çarpı 8 bölü 2'den 2 tane var. Taban alanlarını hallettik. Sonra ya artı yanal alan. Yanal alanda taban çevresi. Taban çevresi nedir? 6, 8, 10. Topladığın zaman 24 çarpı 4 taş değil mi? Evet. Artı 24 çarpı 4 taş. Bize ilk şeklin, ilk cismin üçgen prizmanın, üçgen dik prizmanın neyini verdi? Alanını verdi. Üçgen dik prizmanın alanına ben 32 eklersem eğer ikinci cismin alanı yapıyormuş. İkinci cismin alanı da nedir? Hocam taban alanı. Taban alanı zaten arkadaş burada eşkenar dörtgenin alanından gidebilirsin köşegenler çarpımının yarısı diyebilirsin ya da bu üçgenlerin dört katı diyebilirsin fark etmez biz şeyden gidelim 12 çarpı hemen köşegenler çarpımı 12 çarpı 16 bölü 2 taban alanları taban alanları ee, bir tane eşkenar dörtgen alanı köşegenler çarpımının yarısı tamam bir de çarpı 2 taban alanları derken çarpı 2'yi unutmuyoruz altta da ve üstte de aynı şekil olduğu için artı yanal alan Yanal alan neydi taban çevresi çarpı yükseklikte bu dikdörtgenlerin alanlarını tek tek hesaplayabilirdik. Neyse taban çevresinden gidelim. Taban çevresi kaç? 40. 40 çarpı h bize yan alanını verdi. İşte burada böyle bir eşitlik varmış. Alanı 32 artmışsa o zaman ilk şeklin alanına 32 eklersem bu şeklin alanına eşit olacak. Buradan da haşı bulacağız işte. Hadi bulalım bakalım haşı. Altı gerisi şuradaki ikiler gitti. Hocam burası 48 artı. Burada 96 haş var. Artı 32 eşittir. Şunu ikiler gitti. 12 ile 16'yı çarpacağım. Kafa durdu bende. 12 ile 16'yı böyle öyle çarpayım ben. 6 kere 2 12 72 12 100, 192 mi yapıyor? Evet 192 yapıyor. 192 artı 40 haş yaptı. Şimdi 40 haşı bu tarafa atıyorum. Hocam 46 haş kaldı. Yok 56 haş kaldı. Sonra bu 48 32 daha kaç yaptı? Hocam 80 yaptı. O zaman 192'den 80 çıkartırsam kaç kalıyor? Dur bakayım. 192'den 80 çıkartırsam o 112 kalıyormuş. Tamam. 112 kaldı. Haşı da buradan kaç bulduk o zaman? 2 bulduk. Evet haş 2 çıktı. Parçalardan birinin hacmi isteniyor. Arkadaş bana şu parçalardan birinin hacmi soruluyor. Yani hangi parçayı göstereyim şöyle. İşte şu parçalardan birinin hacmi. Bak dikkat et parçalardan birinin hacmi isteniyor. O zaman ne diyeceğiz? Taban alanı çarpı yüksek. Yani ben istersen şekli şöyle çizeyim. Şöyle bir parça var kardeşim. Şöyle şöyle şöyle. Yüksekliği kaç olan? 2 olan. Ve buraları da 6, 8 ve burası da 10 olan şu parçalardan birinin hacmi isteniyor benden. Bunun hacmi nedir kardeşim? Bunun hacmi de taban alanı. 6 çarpı 8 bölü 2. Çünkü dik kenarlar 6 ve 8. Şu üçgenin alanı taban alanı 6 çarpı 8 bölü 2 çarpı yükseklik bana hacmi verecektir. O zaman cevap kaç çıktı? 48. Evet örnek 7'yi de bu şekilde bulduk kardeşim. Cevap 48 geldik. Örnek 8'e. Sözel bir soru. Bütün aylıkları eşit uzunlukta olan bir altıgen dik prizma biçimindeki pasta hmm pasta tabanına dik olacak şekilde kesimler yapılarak 6 parçaya ayrılıyor. Şimdi 6 eş parçadan birinin yan alanı 36 birim kare olduğuna göre. Şekli çizelim mi seninle birlikte? Hadi çizelim. Şöyle bir altıgen çiziyorum dostum. İlk önce altıgeni çizelim. Şöyle çizmeyi de öğrenin kardeşim. Çizmek gerçekten önemli. Çizerken ne yapacağız? Taban ve tavanın da aynı olmasına da dikkat edeceğiz. Tamam? Dur. Ben şurayı biraz daha büyüteceğim. Bir tık daha büyüteceğim şimdi. Güzel olsun şu. Şöyle ve şöyle. Ve şunu da şöyle bir büyüteyim bakayım ben. Nereden? Seçim aracını alayım şöyle. Şöyle seçtik. Nasıl büyüteceğiz bunu ya? Void. bir dakika. Şöyle aman Allah'ım büyütemedim. Çoğalt desem. Heh. çoğalt dedim. Sonra bunu büyütüyorum şöyle. Güzel. Bunu da çoğaltayım. Aynısını çoğalt Oh yapamadım 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 şunu bir sileyim şunu şuraya alayım güzel olsun diye uğraşıyoruz dostlar yakınlaştır ne ya ay Allah'ım yarabbim çok pardon ya kardeş şöyle bir daha kopyalıyorum şunu aksiliğe bak bir daha kopyalıyorum çoğalt dedim şöyle aldım bunu yukarıya tamam şunları da aşağı alayım her ikisini de aşağı alayım şöyle. sonunda yaptık sonunda becerdik şimdi bunu ne yapacağız hocam bir prizma yapacağız şöyle çiziyorum altıgen prizma yapıyorum yaptım 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 arkasında gözükmesin önemli değil şimdi bunu diyor ki ne diyordu bütün ayrıtları eşit uzunlukta olan bir altıgen dik prizma içindeki pasta tabanına dik olacak şekilde kesimler yapılacak tabanına dik olacak şekilde altı eş parçaya ayıracağım altı eş parçaya ayırmam için ne yapmam lazım o zaman zemini de altı eş parçaya ayırmam lazım yani taban ya da tabanı hocam bu şekilde kesmek demek şöyle bir kesmek demek değil midir yani ben şu şekilde kesince bak ne oluyor şu şekilde kesince zeminde de o şekilde kesince altı eş parça bu şekilde mi oluşuyor oluşuyor o zaman zemini de o şekilde kesin de altı eş parça olduğunu tam olarak göstereyim sana altı eş parçayı bak gösteriyorum sana şu şekilde kestim şöyle kestim zemini altı eş parçaya ayırdım Sonra ben buradan ne oluşturuyorum? Hocam buradan şöyle zemine dik bir şekilde kesince bir tane parçayı da sana şöyle göstereyim. Bu sefer animasyonda göstermedim. Normal şekilde gösterdim. Bak bir parçam şu yaptı. 6 tane parçadan bir tanesi bak gördün mü? Şurası ya. İşte burası. 6 tane parçadan bir tanesi tabanı burası iken ya da tabanı burası burasıyken. Bir tanesi tabanı burası burasıyken ya da burası. Iken. Bir tanesi tabanı burası iken ya da şurasıyken oldu. Evet. Soruyu anladık mı? Anladık. Şekli çizdik mi? Çizdik. E o zaman devam edelim bakalım şimdi. Buradan sonrasında ne yapacağız? 6 eş parçadan birinin yanal alanı o zaman üçgen prizma yaptı yaptı Yaptı. Hemen üçgen prizmayı şöyle göstereyim kardeşim. Bir tane üçgen prizma. Hatta eşkenar üçgen prizma yaptı kardeşim bu. Eşkenar üçgen prizmayı şöyle gösterdik. Yanal alanı da 36 olarak söylemiş bize. Tamam. Yanal alanı 36. Olduğuna göre hacmi nedir diye soruluyor bize. Ve bütün ayrıtları uzunlukları da birbirine eşit demişti bize. A A A. O zaman burası a, burası a. Burası A. Burası A. Burası da A. Şimdi bu parçadan bir tanesinin yanal alanı diyor ya. Yani şu parçanın yanal alanı. Yanal alan nedir? Hocam taban çevresi çarpı yükseklikte. Taban çevresi 3A çarpı A 36 olarak verilmiş. A kare eşittir 12 oldu. A'yı da buradan ne bulduk? Kök 12 yani 2 kök 3 olarak bulduk. Şimdi olduğuna göre hacmi. Bizden bu parçanın hacmi isteniyor. Bu parçanın hacmi de nedir? Taban alanı A kare yani 2 kök 3'ün karesi kök 3 bölü 4 çarpı yükseklik diyeceğiz. Yükseklik de zaten yine 2 kök 3 değil midir? Aynen öyle. O zaman hacim buradan ne yapıyor? 2 kök 3'ün karesi 12 çarpı kök 3 bölü 4 çarpı 2 kök 3 diyeceğiz. Şunlar şunlar sadeleşti. Işte 3 yaptı. Hocam kök 3 ile kök 3'ün çarpı 3 yaptı. E, bir de 3 çarpım var. kök 3'ün çarpımları 3 çarpımda geldi. Bir de 2 çarpımında var. 3 kere 3 9 bir de 2 ile de çarpınca 18 yaptım. Cevap yaptı. Evet tekrarlayalım mı? Biraz sanki şekli çizerken cebelleştik kusura bakma. Bir 30 saniyeni çaldık ama arada oluyor öyle şeyler. Ne yaptık? Şunu 6 parçaya böldü. dedi. 6 eş parçaya bu şekilde kesecek olursak alttan eşken üçgen oluyor dedik. Ve bir tanesini bu şekilde gösterdik. Bunun alanı yanal alanından bahsetmiş. Yanal alan taban çevresi çarpı yükseklikte. Hemen buradan A'yı 2 kök bulduk. A'yı 2 kök bulunca da işte bu parçalardan birinin hacmi yine bunun hacmi isteniyor. Orada da taban alanı çarpı yükseklik dedik. Dostlar evet böylelikle cevaba 18 diye ulaştık. 3 sayfayı bitirdik mi? Bitirdik. Yani dik prizmalara şöyle bir giriş yaptık. Güzel bir şekilde de öğrendik. Sırada ne var? Dikdörtgenler prizması ve kare dik prizma var. E, o zaman devamını da bir sonraki derse bırakalım. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşçakalın. Hoşçakal.